Merhaba, 8. sınıflar için birinci dönem ikinci hazırlık yazılı hazırlığını yapacağım fen bilimleri için. Elimde normal standart bir yazılı var. Yazılı sorularını çözeceğim. Aynı zamanda gerekli olan yerlerde de takviyeler yapacağım. Birinci sorudan başlıyorum. Birinci soru diyor ki, buna göre Fatma'nın yazdıklarından hangisi modifikasyonun özelliklerinden biri değildir? Modifikasyonu hatırlarsak canlıda dış etkilerden dolayı oluşan kalıtsal olmayan değişimlerdi. Kalıtsal olmayacak, yavrulara aktarılmayacak. Bu en önemli özelliğiydi. Genlerin yapısı değil, işleyişi değişecekti. Bakalım. Diyor ki fen bilimleri dersinde Fatma defterine modifikasyonun özelliklerini aşağıda verildiği gibi yazmıştır. 1. Canlının dış görünüşünü etkiler. Kesinlikle doğru. 2. Gen ve kromozomların yapısında değişiklik meydana getirir. Yapısında dediği için bu ifade yanlıştır. Çünkü yapısında değişiklik meydana getirmesi için mutasyon olmalı. Mutasyon. Modifikasyon için yapısında değil, işleyişinde değişiklik olur demiştik. İşleyişi. O yüzden yanlış olan ifade 2'dir. Diğerlerini kontrol ediyorum. Vücut hücrelerinde görülür. Doğrudur. Sıcaklık, ışık, nem ve beslenme gibi çevre şartlarının etkisiyle oluşur. Bu da bahsettiğimiz çevre şartlarıdır. Bu da doğrudur. O yüzden yanlış olan B şıkkı, yani 2'dir. Diğer soru diyor ki, lityum elementi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Ametaldir. Tel levha haline getirilebilir. Oda koşullarında katı halde bulunur. Şimdi öncelikle lityumun metal mi ametal mi olduğunu bilmemiz için sahip oldukları elektron sayısını dağıtmamız gerekiyor. 3 protonu, 3 elektronu vardır. Birinci katmana 2, ikinci katmana da 1 elektron gelir. Bu durumda lityum 1A grubu elementidir. 1A grubu elementi ve metaldir. Metal olduğunu artık biliyorum, 1A grubunda olduğu için. O zaman tel ve lef haline getirilebilir. Doğrudur. Ametaldir. Yanlış. 1A grubundaki tek ametal hidrojendi. O da 1 proton ve 1 elektrona sahipti. Özel bir yapıdaydı. Çünkü yeri metallerin içindeydi ama bir ametaldi. Yani bir istisnaydı. Oda koşullarında katı halde olmak metallerin özelliğidir. O zaman bunu da alıyorum. 2 ve 3 doğru cevaptır. Yani D şıkkı. Diğer soruya geçelim. 3'e geçelim. 3 ve 4'ü çözelim. Üçüncü soru şöyle diyor. Elementler periyodik tabloda özelliklerine göre metal, ametal ve soygaz olarak gruplandırılmıştır. Bu gruplar hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Metaller mat görünümlü ve kırılgan yapıdadır. Bu ametallerin özelliğidir. Mat ve kırılgan olmak. Çünkü o zaman bu ifade yanlış oluyor. B. Soygazlar elektron alıp vermeye yatkın değildir. Bu kesinlikle doğru. Çünkü kararlı yapıdaydı. Sahip olduğu katmanların hepsi tam doluydu. O yüzden alıp vermezdi. Doğru olan ifade B'dir ama ben diğerlerini de kontrol ediyorum. Ametaller genellikle periyodik cetvelin sol tarafında yer alır. Sol tarafında yer alan metallerdi. O yüzden bu da yanlış bir ifade. Metaller sol tarafta, ametaller genelde sağ tarafta bulunurdu. Yanlış dedik buna da. Ametaller kararlı hale geçmek için genellikle elektron alarak anyon olurlar. Şimdi metallerin son yörüngelerinde 1, 2 ya da 3 elektron olması gerekiyor. Ve bunlar da genelde az oldukları için vermeyi tercih ederler. Elektron eksi bir yapıdadır. Verdiğin zaman katyon olursun. Katyon. T'sini şöyle içine aldığımız zaman yani artı olursun. O yüzden metallerde katyon olurlar. Bu ifade de yanlış. Biz doğru olanı bulmuştuk. B şıkkı zaten. Soygazlar kararlı yapıda olduğu için elektron alıp vermeye yatkın değillerdir. Dördüncü soruya geçiyorum. Diyor ki, aşağıda periyodik tablodan bir kesit verilmiş. Neresi olduğu belli değil. Buna göre X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, Y 6A grubu elementi olabilir. Y'nin 6A olduğunu düşünürsem bu kısım 7A olur. Burası da 8A olur. Bu da hiçbir problem yaratmaz. Böyle olabilir tabii ki. O yüzden bu ifade doğrudur. X ve T aynı grup elementidir. Grup yukarıdan aşağı aynı grup oluyordu. Grup yatayda ise aynı periyot oluyordu. Periyot. Şimdi yukarıdan aşağı mı X ve T? Evet, X ve T yukarıdan aşağı. O zaman tabii ki aynı grup olur. Bu da doğru. Z ve T aynı periyodun elementleridir. Ya, evet, yatayda olduğu zaman bakın Z ve T aynı periyottadır. Bu da doğru. D'ye bakarsak D diyor ki X ile T'nin son katmanında kesinlikle eşit sayıda elektron olur. Normalde evet bir aynı gruptaysan son katmanında eşit olur. Ama şuradaki gibi dizdiğimiz zaman yani 8A'nın bu grup olduğunu varsayarsak
Çünkü kesinlik sorusu, biz bunu varsayarsak kesinliği çürütmek iyiye çalışırız. Genelde böyle yapılır kesinlik soruları. 8A olduğunu varsayarsak X helyum olur ve son katmanda 2 elektron vardır. Ama onun dışındaki tüm soy gazlarda son katmanda 8 elektron vardır. Kesinlikle dediği için bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü buranın 8A olma ihtimali vardır. Burası kesinlikle 8A mıdır? Hayır. Ama kesinlik sorusunda dediğim gibi çürütmeye çalışırız. O yüzden doğru cevabımız, yani yanlış olan D'dir. Diğer soruya geçelim. Alttaki soruya. Beşinci soru. Sonra yukarı çıkıp diğer soruları yapacağım. Diyor ki periyodik tabloda 1A, 2A, 7A ve 8A grupları özel olarak isimlendirilmiştir. Yukarıdaki diyagramda doğru bir şekilde ilerlenildiğinde hangi çıkışta ulaşılır? Bakalım, 1A grubu alkali metaldir. Şöyle yazarsak 1A alkali metal, 2A toprak alkali metal, 3A toprak metalleri, 7A halojenler, 8A da soy gaz. 4A'ya aslında bakarsak, bu çok önemli değil ama, 4A'da karbon vardır, 5A'da azot vardır, 6A'da da oksijen vardır. O yüzden buraya karbon grubu, buraya azot grubu, buraya da oksijen grubu denir. Yani hepsini isimlendirmiş olduk böylece. Ama şu kısım bizim için önemli. Çünkü bunlar soruluyor. Bakalım, 1A alkali metal. Evet, buraya geçtik. 7A halojenler, buraya geçtik. Bu durumda T doğru cevaptır. Yani D şıkkı. Bunları da not edebilirsiniz durdurup. Ben yukarıdaki sorulara geçiyorum. Şöyle kaydıralım. Evet, 6. ve 7. soruyu çözeceğim. 6. soru diyor ki eşit hacimli bölmeli KLM kaplarında aynı cins sıvılar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sıvı basıncı, yükseklik çarpı yoğunluk. Sıvı basıncını bulurken bunu yapıyoruz. L kabındaki sıvı kütlesi diğer kaplardan daha fazladır. Bakın, L kabında 1, 2, 3, 4 parça dolmuş. Diğerlerinde 3 parça dolmuş. Bunlar eşit hacimli olduğuna göre bu ifade doğrudur. Çünkü onda 4 parça dolmuş. 4 ne diyelim, bölme dolmuş diyelim. B, L ve M kaplarındaki sıvı tabanı etki eden sıvı basıncı eşittir. Bakın, iki parçalık bir yükseklik var. İki parçalık bir yükseklik var. Burada ise K'de bir parçalık bir yükseklik var. Aynı sıvı olduğu için yükseklik aynıysa, aynı sıvıda olduğu için bu da aynı. Demek ki bunların basınçları aynıdır. Bu ifade de doğrudur. C, kaplar aynı sıvı ile tamamen doldurulduğunda sıvı ağırlıklarının birbirine eşit olur. Bakalım, burada 6 bölme var. 3, burada 6 bölme var. Burada 5 bölme var. Demek ki tamamen dolsa da ağırlıkları eşit olmayacak. O yüzden C şıkkı yanlıştır. D'ye bakalım. K kabında tabanı etki eden sıvı basıncı diğerlerine göre azdır. Evet, çünkü orada yükseklik diğerine göre, diğer ikisine göre yarımdır. Yani burada 2 varsa burada 1 var çünkü. Doğru cevabımız C'dir. 7. soruya geçiyorum. Diyor ki adanın göz rengi ile annesinin göz rengi benzemektedir. Ada ile annesinin göz renginin benzer olmasının sebebi nedir? Kalıtsal bir durum bu. Göz rengi kalıtsal olarak ilerler. Ada ile annesinin göz rengi rastlantısal olarak benzerler. Bu tabii ki olmaz. Ada kız çocuğu olduğu için göz rengi babasının göz rengiyle aynı olamaz. Bu da yanlış. Kalıtsal bilgiler genler aracılığıyla nesilden nesile aktarılır. Kesinlikle doğrudur. C, diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Annenin göz rengi her zaman kız çocuğuyla aynı olur. Böyle bir şey de mümkün değil. Doğru cevap kalıtsal olduğu içindir. Yani C şıkkı. Diğer sorulara bakalım. Aşağı iniyorum. 8. soruya bakacağım. 8, 9 ve 10'a bakabilirim. 8'e bakıyorum önce. Diyor ki Yavuz'un elindeki balonların üzerine DNA ile ilgili bilgiler yazılmaktadır. Ancak bu balondaki hangi bilgi yanlış yazılmıştır? Bakalım, DNA kendine eşler, doğrudur. Tek sarmalıdır, yanlış. Çift sarmallı yapıdadır. Nükleotitlerden oluşur. Yapı taşıdır, evet. Kalıtsal bilgi taşır, evet. Çünkü genleri taşıyor. Bir yanlış olan tek zincirli olduğudur. Yani B şıkkı. 9. soru diyor ki sema bir DNA molekülünde yer alan yapıların kartları yazarak sepete atıyor. Bu yapılardan hangilerinin sayısı birbirine eşittir? Organik bazlar ve şeker var. Adeninle timin sayısı, guaninle sitozin sayısı birbirine eşittir. Fosfatla
şeker sayısı, hatta toplam nükleotit sayısı, toplam nükleotit birbirine eşittir. Baktığımız zaman adenin ve timin var elimizde. Yani 1 ve 4, o zaman 1 ve 4'ün sayıları birbirine eşittir. Diğer saydıklarımız şeklinde bir ifade olmadığı için onları almadık. Ama şuradakiler hepsi birbirine eşittir. Hepsi birbirine değil de kendi aralarında birbirlerine eşittir desek daha doğru olur. B şıkkı bu soruda doğru cevaptır. 10. soru. Bir fiziksel ve kimyasal değişim sorusu. Bakalım. Yukarıda verilen olaylardan fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Elmanın sindirilmesi, sindirim, solunum gibi bu olaylar kimyasaldır. Kimyasal. Canlının ölmesi, canlı ölünce de artık tabii ki çürümeye uğrayacak. Bu da kimyasal bir olaydır. Mumun erimesi, erime dediği için fiziksel. Çünkü hal değişimlerinin hepsi fizikseldir. Yanması demiyor dikkat ederseniz. Gökkuşağının oluşumu bir kırılma olayıdır. Işığın kırılması tabii ki bu da fiziksel bir olaydır. 1-2 kimyasal, 3-4 fiziksel, yani A şıkkı doğru cevaptır. Diğer kısma geçelim. Şöyle soruları yanlı yanlı çözeceğim. Yani 11-17 çok in çıktı olmaz. 11 diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğal seçilime örnek olarak verebilir? Doğada güçlü olanın ayakta kalıp zayıf olanın ya ölmesi ya da orada göç etmesi ya da av olması, bu bir doğal seçilim olayıdır. Develerin örgüçlerinin yağ depo etmesi bu değildir. Bu yukarıdaki tarifimle alakası yok. Kutuplarda yaşayan kutup ayılarının beyaz renkli olması adaptasyondur, alakası yok. Hızlı koşan tavşanların avcılardan kurtulması, evet tam olarak bundan bahsediyorum. Güçlü olan ayakta kalır, yavaş koşan, hasta olan, zayıf olan ölür. Buna doğal seçilim denir. Yani C şıkkı. Arı sütüyle beslenen arıların kraliçe arı olması, bu da modifikasyona örnekti. 17'ye bakıyorum. Diyor ki 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'ye güneş ışınları dik düşer. Yani 21 Aralık'ta Güney Yarımküre yaz mevsimi yaşar diyor. Yukarıda verilen zamanda Güney ve Kuzey Yarımküre'de hangi mevsimler görülür? Güney Yarımküre'de yaz varsa Kuzey Yarımküre'de mutlaka kış olacak. Çünkü zıt oluyordu bunlar. Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de yaz. Yani D şıkkı doğru cevaptır. 18. soruya bakalım. Diyor ki element proton sayısı. Yukarıdaki proton sayıları verilen elementlerden hangileri aynı grupta yer alır? Grupları bulmak için elektron dağılımını yapmam gerekiyordu. 8 proton ve 8 elektronlu olan X için birinci katman 2, ikinci katman 6 alıyor. Y için 12'ymiş. Birinci katman 2, 8, 2 aldı. Z için 4. O zaman birinci katman 2, ikinci katman da 2, toplam 4'tü. Şöyle şunu düzeltiyorum. Evet, 2'ye 2 toplam 4 çünkü. T için de 10 olduğuna göre 2, 8 olarak dağıldı. Şimdi son katmanlarındaki elektron sayısı, yani değerlik elektron sayısı bu şekilde kısaltılıyordu. Bu grup numarasını veriyordu. Demek ki 6A grubu, 2A grubu, 2A grubu, 8A grubu. Özel durumlar vardı. Bunların hiçbirinde özel durum yok. Mesela nasıl bir özel durum vardı? Örneğin helyum 2, 2 diye dağılıyor. Normalde baktığımızda 2A gibi gözüküyor ama 8A grubu gibi özel durumlar var. O yüzden burada bir özel durum yok. O yüzden bakıyorum 2A ve 2A diyor. Demek ki Y ve Z, yani B şıkkı, ikisi de 2A grubundaymış. O yüzden B şıkkı doğru cevaptır. 12'ye geçiyorum, yan tarafa. Diyor ki aşağıdaki şekilde numaralandırılmış cisimleri oluşturan her bir kare özdeştir. Buna göre bu cisimleri yere uyguladıkları katı basıncı doğru olarak sıralanması diyor. Şimdi hepsinde 4 tane bölme var. Yani 4 parça var. Demek ki bunların ağırlıkları eşit. P katı ise ağırlık bölü yüzey alanıydı. Bu kuvvet de olabilirdi, ağırlık da olabilirdi, aynı şey. Şimdi şurası tamamsa demek ki ben yüzey alanına S'ye bakacağım. Burada iki parça var. Burada dört parça var. Burada bir parça var. Demek ki M'de bir parça olduğu için en büyük basıncı M'ye uygular. M en büyük olacak. M en büyük olacak. Başka şık yok bununla ilgili. Ondan sonra iki parça olan K'de ise daha fazla L'ye göre K. L'nin 4 parça olduğu için en az basınç onda. Demek ki A şıkkı, yani M
K. L doğru cevaptır. 19'a geçiyorum. Şöyle yan tarafta ya da 13'ü yapayım. Dünyayı saran atmosfer tabakası gaz karışımlarından oluşmuştur. Bu gazların atmosferdeki miktarı sıralaması aşağıdakilerin hangisini doğru olarak verilmişti? Şöyle %78 azottu. %21 oksijendi. Ondan sonra %1 de diğer gazlardı. Diğer hepsinin toplamı. Şimdi baktığımızda azot en fazla oksijen sonra da argonu vermiş şıklarda. Buraya herhangi bir gaz da verse doğru olacaktı. Argonu vermiş. O yüzden B şıkkı doğru cevaptır. Bu da yüzdeleridir. 19'a bakalım. 19 diyor ki yukarıda verilen elementlerin atomlarının periyodik tabloda grup numaralarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğrudur diyor. Şimdi az önceki sorularda yapmıştık. Halojenler 7A. Alkali metal 1A, soy gaz 8A, toprak alkali 2A'ydı. O zaman 8A yani büyükten küçüğe derken 8A, 7A, 2A, 1A'yı kastediyor. 8A dediğimiz soy gaz yani Z büyük, 7A dediğimiz X halojenler, sonra 2A dediğimiz T, sonra da Y yani 1A. ZT evet A şıkkı doğru cevaptır. Yandaki gibi biraz küçük olduğu için ben yan taraflarına da yapıyorum. Daha anlaşılır olsun diye diğer soruya geçiyorum. 14'ten başlıyorum. Şu tarafı bitireceğim önce. Hava olaylarıyla ilgili inceleme yapan, hava tahmini yapan bilim adamına, bilim dalına daha doğrusu demiş. Meteoroloji denir. Bilim adamına meteorolog denirdi. Yine bildiğimiz benzer kavram klimatoloji, iklim bilimi. Bununla ilgilenen de klimatologtu. Böyle sorular çıkacak çünkü üniteler ilerledikçe eski ünitelerle ilgili daha böyle kavramsal sorular çıkar. Zor olmayan. O yüzden böyle bir soru çıkmış burada da. Doğru cevabımız A'dı. 15. Mevsimlerin oluşumunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Temel nedeni eksen eğikliğidir. Bakalım dünyanın dönme ekseninin eğik olması evet doğru cevap D'dir. Eksen eğikliği temel nedendir. Aynı zamanda güneş etrafında dünyanın dolanması da buna yardım ediyor ve bu şekilde mevsimler oluşuyor. Diğer soruya geçiyorum. 16. Diyor ki yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur? Yasemin yüksek basınç alanında havanın normalden daha fazla sıkışmasıyla olur. Bir şey ağırlaşınca aşağı çöker. Yüksek basınçta böyle bir olaydır. Yüksek basınç ağırlaşmasını sağlayan da bu taneciklerin şu birim alana çok fazla sıkışması yani yoğunluğunun artmasıdır. Yoğunluğu arttığı zaman aşağı çöker. O yüzden Yasemin söylediği doğrudur. Daha fazla sıkıştırılma da bu yoğunluğun çoğaldığı anlamına geliyor. İrem rüzgar basınç farkından oluşur. Şuraya bir de alçak basınç yaparsak rüzgar evet basınç farkından oluşur. Yüksek basınçtan alçak basınca yani taneciklerin daha seyrek, yoğunluğun daha az olduğu yere doğru ilerler. O yüzden bu da doğrudur. Gül diyor ki hava basıncın düşük olduğu yerden yüksek olduğu yere yani bizim yazdığımızın tam tersi diyor. O yüzden bu yanlıştır. O zaman Yasemin ve İrem doğru. İrem ve Yasemin yani C şıkkı doğru cevaptır. Yan tarafa geçiyorum. 20. soru. Evet bu da son soru. Bu da değişim fiziksel kimyasal değişim sorusu. Aşağıda bazı değişimlerin resimleri verilmiştir. Buna göre hangi değişimlerde bağ kırılımı ve bağ oluşumu vardır? Yani kimyasaldır demek istiyor. Kimyasal. Bağ kırılımı ve bağ oluşumu yeni bir maddenin oluşumunu ifade ediyor. Yeni bir madde oluşmak için o madde kendi özelliklerini kaybediyor ve yeni ürün dediğimiz maddede bambaşka yeni bir madde oluyor. Bu anlama geliyor. Yani ben kimyasal arayacağım. Buzun içinde suyun beklemesi yani erime. Bu fiziksel işime yaramaz. Paslanma, yavaş yanma. Evet bu işime yarar. İkiye alıyorum. Çürüme. Evet bu da kimyasaldır. Bunu da alıyorum. Camın kırılması, kırılma, parçalanma, ezilme. İşte ufalanma vesaire bunların hepsi fizikseldir. Bu da işime yaramadı. 2 ve 3 doğru cevaptır. B şıkkı doğru cevaptır bu durumda. Evet sorularım bu kadardı. Az çok kenarlarına, köşelerine biraz açıklama yapmaya çalıştım. Umarım belki de karşınıza bu yazılının kendisi çıkacak. Çıkmasa da benzer konular çıkacak. Herkese başarılar diliyorum.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.